Omurga ağrısıyla bize başvuran sporcuda dikkat ettiğimiz şey ağrının yeni mi ortaya çıktı, akut mu oldu yoksa bir süreden beri devam etti, yani kronik mi olduğu. Önce böyle bir sınıflama yapıp akut ağrılar, akut omurga yani boyun, sırt veya bel ağrıları sporcuların çoğunda bir zorlanma, düşmeye veya çarpmadan kaynaklanıyor. Çoğu zaman da bunlar omurga arkasındaki faset eklemleri, hafif omurga arasındaki disk zedelenmeleri veya bazen bağ hasarları, kas hasarlarına yol açıyor. Daha büyük darbeler, daha büyük düşme çarpmalarda tabii ki daha büyük kemik hasarları olabiliyor veya fıtık, bel, sırt veya boyunda fıtığa sebep olabiliyor. Ve bu akut ağrılarda, yeni ağrılarda görüntüleme çok önemli. Röntgen, MR, bazen tomografi ile teşhis koyuyoruz. Ama belli bir süreden beri ağrısı devam eden omurga ağrısı, birkaç ay ve bazen birkaç senedir devam eden veya tekrarlayan omurga ağrısı olan sporcuda görüntüleme önemli. Ama daha çok sporcunun öyküsü, ağrı ne zaman artıp azaldığı, antrenmanda mı olduğu, maçta mı olduğu ve muayene tabii çok önemli. Muayene ile teşhis koyup duruş bozukluğu var mı, omurga esneklik azlığı var mı, kaslar nasıl? Mesela bel ağrısında kalça bölgesi nasıl, boyun ağrısında omuz kuşağı nasıl? Bunları ortaya çıkarmak gerekir ve tabii ki spor dalına göre sürekli zorlanan ve sakatlanmaya yatkın olan bölgeler oluyor. Mesela dönmenin, dönerek hareket etmenin çok olduğu bazı atışlarda, golf gibi sporlarda belin arkasındaki kemik bölgeler hasar görebilir. Orada kemik ödem veya çatlaklar olabilir. Bunların tümünü göz önünde bulundurarak sporcunun tanı ve rehabilitasyonunu yapıyoruz.